Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 12 volt su pompası yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Evde herkesin yapabileceği bir şey. Şimdi sizlere malzemelerimi tanıtayım. Şöyle bir adet herhangi bir boru, plastik bir boru. Şöyle hani su pompaları olur evinizde damacanadan, onun ucu, uç kısmı. Sizler farklı şeyler de bulabilirsiniz bu arada. Yani illa bunun aynısı olmasına gerek yok. Bu da hızlı yapıştırıcıların fısfısları olur, bilirsiniz hani onun kapağı, bildiğimiz kapak. Bu biraz daha şöyle uzundu, ben bunu biraz kestim. Bu böyle bir yere su boruları için kapak olması lazım, öyle buldum. Bunu da arkadaşlar nasıl yaptım size şöyle söyleyeyim. Bir tane evde CD-ROM vardı, şu demiri, o CD-ROM'un demiri. Eski bir CD-ROM'du. Onun demiriyle yaptım. Nasıl yaptım da size şöyle söyleyeyim, ölçülerini göstereyim. Şöyle kalemimi alayım hemen. Şimdi şöyle buradan şu kısma kadar 3 santim. Yani 3 santim 3 santim bu şekilde yaptım. 3'e 3 buralar. Karelerin içi tam olarak bilmiyorum. Tam orta noktamı buldum. Şöyle bir artı çizdim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir artı çizdim. 3 santime 3 santim. Daha sonra bu artıların şuradan ortalarını buldum. Her çizginin ortalarını. Daha sonra oralardan da çizgiler çektim bu şekilde dikey. Sonra kenarlarını tamamladım. Orta noktamı buldum. Buradan böyle bir çizgi, şuradan bir çizgi, buradan bir çizgi, buradan bir çizgi. Ve şu kısımdan, tam şu gördüğünüz noktadan şuraya 2 santim. Şuradan şuraya 2 santim. Şuradan şuraya 2'şer santim. Bu şekilde yaptım. Şeklimi bu şekilde şöyle bir boyayayım, size göstereyim. Şu kısımlar da dahil olacak şekilde. Böyle bir şekil. Bunu yaptım bu şekilde. Makasımla, demir makasımla güzelce kestim. Daha sonra tam şu kısımlarından tutup penseyle şöyle büktüm. Bu şekilde bir şey elde ettim. Şurada da bir 12 volt motorumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımızı sizlere göstereyim. Şimdi bu kapağımızı buraya kapatacağız. Bu biraz zor kapanıyor buraya. Fazla sıkı kapamayayım. Şöyle bir delik açtım. Sıcak silikonumuz var burada. Silikon tabancamız ısınıyor şu anda. Bunu bu şekilde buraya koydum. Bunu da bu şekilde buraya yapacağım. Motorumu da şu şekilde şuradan takacağım. Motorum içindeki pervaneyi döndürürken elde ettiği basınçla buradan havayı çekecek. Buradan da atacak. Bunu da suyun içine soktuğumuz zaman güzel bir şekilde suyumuzu çekip atacak. Şimdi bu işlem nasıl olacak? İç kısmını da göstereyim size. Şöyle bunu buraya koyacağız. Şunun dibini birazcık izole edeceğim motoru su gitmesin diye. Bu pervanemizi buraya koyacağız. Bu arada motor seçimi yaparken şöyle akümü de getireyim. Yüksek devirli bir motor tercih etmenizi tavsiye ederim. Ne kadar hızlı dönerse pervanemiz o kadar iyidir. Şöyle size göstereyim. Görüyorsunuz kıvılcım da çıkıyor. Oldukça hızlı dönüyor. Bu şekilde. Şimdi bunların, mesela bunu buraya bu şekilde yaptığımız zaman, şöyle yaptığımız zaman güzelce silikonlayalım. Silikon tabancamız da bu arada iyi bir şey olsun. Silikonu güzel ısıtsın. Bir bu işlemi yapmadan bir 10-15 dakika önce silikon tabancamızı fişe takalım. Bayağı bir ısınsın. Çünkü buralardan hava kaçırması pompamızın çalışmamasına sebep olacaktır. Buraları güzelce yapacağız. Daha sonra bunu buraya yapacağım. Daha sonra da pervanemi bu şekilde monte edeceğim buraya. Şuralardan silikon sıkacağım. İçine de az bir şey silikon sıkacağım. Motorun dönmesini engellemeyecek şekilde. O şekilde yapacağım. Basit bir işlem. Evde herkes yapabilir.
üflendiği zaman, şu kısımdan hava üflendiği zaman, şöyle bir göstereyim ben size. Yani şöyle, şu kısım, şu üstünü koyduğum kısmı ağzınıza sokup havayı üflediğiniz zaman, burayı da kapattığınız zaman herhangi bir yerden hava çıkışı olmaması gerekiyor. Motorun şu alt kısmını güzelce izole etmeniz gerekiyor. Yani silikonlamanız gerekiyor. Bu pervaneyi de buraya çok iyi bir şekilde yapıştırın. Çünkü bu pervane burada çok hızlı dönecek. Çok hızlı döneceği için de yani zorlandığı zaman yani fırlayabilir içinde. Sıkıntı yaşatabilir. Bu arada her ihtimale karşı bunu bu şekilde burası açık çalıştırmayın. Yani fırlarsa gerçekten keskin bir malzeme. Parçalar her yerinizi. Çok tehlikeli. Yani çalışırken elinizi falan sokmayın. Çok çok tehlikeli. Motor yüksek devirde dönüyor. Bir de ayrıca kenarları yani şöyle azıcık bastırsam kesecek seviyede keskin. Çok dikkatli olalım. Ben bu motor 12 voltla çalıştırdığım zaman kaç volt olduğunu bilmiyorum açıkçası. 12 voltla çalıştırdığım zaman hafif böyle bir koku gibi bir şey oluyor ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Zaten motorum da çok sağlam bir motor değil. Şu iç kısmı biraz sıkıntılı yani şuradaki demir ileri geri gidiyor ama çalışıyor, sıkıntı yok, güzel döndürüyor. Devir yüksek olduğu için bu motoru seçtim. 12 voltla çalıştırabilirim istersem ama 6 voltla da çalıştırabilirim. Zaten 6 voltum da var burada akümde. O şekilde de çalıştırabilirim, hiç fark etmez. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Silikonlarını güzel yapın. Herhangi bir şekilde hava kaçamamasın. Aynı şekilde bu da. Yapıştırıcının kapağı bu. Bunu da güzelce şöyle yaptım. Şuralarını güzelce silikonladım. Bunu bu şekilde buraya oturtacağız. Ama emin olamadığım bir şey var. Bunu buraya oturtturduğum zaman, şöyle göstereyim, oturtturduğum zaman pervane buna değecek mi bilmiyorum. Emin değilim. Onu bir deneyeceğim. O şekilde yapacağım. Şimdi onu, o işlemi ben bir halledeyim. Hemen geliyorum. Bir projemizi daha bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımdan motorunuzun, yani şöyle söyleyeyim size, motorunuzun boyutuna göre her şey. Büyük motor kullanırsanız bunu kalınlaştırabilirsiniz. Ben biraz büyük motor kullandım, kalınlaştırdım. Küçük motor kullanırsanız bunu inceltmeniz gerekiyor. Çünkü motorun gücü bu suyu buradan çekmeye yetmeyebilir. Buradan buranın büyüklüğünü fazla yaparsanız daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çünkü buradan aldığı suyu bir de buraya itmeye uğraşırken burada bir ince boru kullanırsanız bir de buranın basıncıyla motor uğraşmış olmaz. Direkt buradan çeker, atar. Yani böyle, bu şekilde bu motoru istediğiniz yerde güzelce kullanabilirsiniz. Bahçelerde, ben zaten bu kısmını bilerek böyle bıraktım. Buraya hortum takıp suyun içine sokarsınız. Buraya da bir küçük bir hortum takarsınız. Ben elimdeki malzemeleri değerlendirmeye çalıştım. Daha iyi bir şey takabilirsiniz buraya. Daha büyük de bir motor kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bahçede, tarlada, istediğiniz yerde. Mesela bizim bahçemizde depomuz var büyük. O deponun içine bunun hortumunu takarsınız. Buradan da hortumunuzu bağlar. Saatlerce bahçenizi sularsınız. Yeter ki elektrik olsun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu tarz projelerin, güzel videoların gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.